Üniversitemiz rektörlüğü tarafından düzenlenen FETÖ küresel bir ihanet şebekesi konulu konferansa hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Akgül'ün kürsü teşriflerini arz ederim. Kıymetli misafirler, hepimizin malumudur ki 15 Temmuz 2016 gecesi devletimiz büyük bir ihanet olayı yaşamıştır. Yıllarca masum bir maske takarak sureti haktan görünen ve devletimizin çeşitli kademelerine sızarak ülkemizin bütün imkanlarını kullanan ihanet şebekesi, küresel kimi aktörlerle işbirliği içerisinde ülkemiz insanlarına silah doğrultmuş ve kendi çıkarı için devletimizin geleceğini karartmaya göze almıştır. Ülkemizin siyasi tarihi incelendiğinde pek çok darbe girişiminin yaşandığını ve bu darbelerin milletimizin ilerleyişinin durmasında ve toplumun daha geriye götürülmesinde büyük etkisinin olduğunu bilmekteyiz. Fakat 15 Temmuz için ayrı bir parantez açılması gerekmektedir. 15 Temmuz hain emeller peşindeki bir grubun devlet ele geçirme projesidir. Topyekun bir millete yapılan darbe girişimidir. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da kendi askeri, kendi silahı, kendi tankı ve kendi uçağıyla sırtından vurmuş, ihanetin en acısını yaşamıştır. O karanlık ve sisli gecede oynanan küresel oyunu anında fark eden milletimiz bu ihanete sessiz kalmamıştır. Milli varlığına ve en kutsal değerlerine yönelik girişilen bu darbe teşebbüsüne karşı canını ortaya koymaktan da asla çekinmemiştir. Bugün burada bir kez daha 15 Temmuz'u konuşarak, idrak ederek ve yeniden yaşayarak anlamaya çalışacağız. 15 Temmuz'a sayılı günler kala düzenlenen bu konferansın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O günü unutmamak ve unutturmamak adına bu tarz etkinlikler son derece faydalı olacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz'u konulu konferansını vermek üzere üniversitemize gelen Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kudret Bülbül Beyefendi'ye teşekkür ediyor. Tüm vatan şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı alıyorum. Değerli konuklar, şimdi de Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere üniversitemiz öğrencisi Kayra Aydemir'i sahneye davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü esta'inu bis sabri ves salah. Seslendirmek üzere üniversitemiz öğrencisi Furkan Çörten'i sahneye davet ediyorum. Karanlık bir gece, kanlı ve derin, ateşle boyandı yüzü göklerin. Şehitler bağrına uzandı yerini, zamanın nabzında atan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil.
yurda kardeş kanı akıtan değil, namluyu millete doğrultan değil, tankların altına yatan bizimdir, esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet onların, hıyanet zehrini akıtmış dile, şeytanı aldatır bu kahpe bile. Görmedik insanlar tarihte bile, bayrağı göğsünde tutan bizimdir, dalalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu, zulümle örülen zincir kırıldı, ülkeme yeniden mühür vuruldu, sevdayı toprağa katan bizimdir, nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta büyüyen yollar, bizimdir diriliş bekleyen yıllar, semaya uzansın dualı eller, doğan güneş bizim, batan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir. Vatan bizimdir. Saygılar sunuyorum. FETÖ küresel bir ihanet şebekesi konulu konferansını vermek üzere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Kudret Bülbül'ün kürsü teşriflerini arz edelim. Hakim merhum şöyle bir şey söyler. Sahipsiz bir milletin batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diye. O nedenle eğer biz şehitlerimize, gazilerimize, tarihimize sahip çıkarsak inşallah gelecek nesiller çok daha az benzer durumlarla karşılaşacaktır. Yine Mehmet Akif'in bir sözüyle ifade edelim, öyle başlayalım. Allah bir daha bu millete İslam marşı yazdırmasın der. Aynı duayla devam edelim. Rabbim inşallah bir daha bu millete tekrar 15 Temmuzlar yaşatmak zorunda bırakmasın. Çünkü çok büyük acılar, çok büyük şehitler, çok büyük gözyaşları var. Ben önce bugünleri görebildiğimiz için Allah'a şükredeyim. Ne demek istediğimi ifade edeyim. 2010'da ona kadar üniversitede öğretim üyesiydim. 2010'da yeni kurulan kamu güvenliği müsteşarlığına müsteşar yardımcı olarak atandım. O zaman İçişleri Bakanlığı'na bağlıydım. Tabii 2010'dan bahsediyoruz, 9 yıl öncesinden. O yıllarda FETÖ'nün ismi neredeyse abdestsiz anılıyordu. Herkesin çok saygı duyduğu, çok önemli bir şahsiyet gibi gördüğü bir kişilikti. Ama olağan dışı bir şey var. Kamu güvenliğine de ekstra anlamlar yükledikleri için olağan dışı bir süreçler var, olağan dışı mekanizmalar var. Doğrusu bunu anlamak bizim için de çok kolay olmadı. Ve süreçte olağan dışı mekanizmaları çok daha iyi görebildik. O günkü müsteşarımız siyasete atılınca Muammer Güler, bir gece baktık ki bizimle ilgili inanılmaz manşetler var gazetelerde. FETÖ'yle iltisaklı gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda. Manşet şu, Balyoz'dan müsteşarlığa. Yani ola ki biz bir şekilde müsteşarlığa getirilebiliriz korkusuyla, endişesiyle, düşüncesiyle bizi balyozculukla, ekonomikulculukla suçlayan manşetler, ithamlar, iftiralar. Doğrusu hani bizim geçmişi bilenler açısından bu asla akla bile gelemeyecek bir iftira. Çünkü 28 Şubat sürecinde ben üniversitemde doçenttim. Öğretim üyesi arkadaşlarım çok daha iyi anlayacaklardır. Türkiye'de bölümünde doçent ve profesör olmadığı halde tek doçentin asistan tutulduğu tek örnektir. Hatta o günkü rektörle bir tartışmalarımız oldu. Hocam Guinness Rekorlar kitabına başvuracağım, başka örneğim yok diye. Evet, doçent asistan örnekleri var ama bölümde doçent ve profesör olmadığı halde tek doçentin, tek asistan tutulduğu tek örneğe de yıllar sonra yine aynı FETÖ tarafından, ben 28 Şubat sürecinin de FETÖ ile bir şekilde ilişkili olduğunu düşünüyorum küresel aktörler tarafından, bu şekilde Balyoz'la ilişkilendirildik. Neyse o yıllarda tabii bu iftira bugünkü kadar iftira olarak kolaylıkla görülemedi maalesef. Bunu ifade edeyim çünkü FETÖ'nün gerçek yüzü bu kadar görülebilmiş değildi. Biz insan bir net bir şekilde yanlışları görüyoruz. Bunu konuşmak istiyoruz ama gördüğümüz resmi olduğu gibi konuşsak akıl sağlığımızdan kuşku duyulur diye
gördüğümüz resim olduğu gibi arkadaşlarımızla konuşamıyorduk. Yıllar sonra, 17-25'ten sonra bir hoca, anayasa profesörü İstanbul'dan bir hocamız, hocam dedi, Türkiye'de bu resmi ilk kez bize siz söylemiştiniz dedi. Ben de dedim ki hocam sakin dur, o kadar kolay söylememişimdir. Önce etrafta kimse var mı diye bir bakmışımdır. Cep telefonlarını uzaklaştırmışımdır. Sizi bir kenara çekmişimdir ve kulağınızı eğilerek fısıl fısıl söylemişimdir dedim. 2010 ve 11'den bahsediyorum. Evet hocam aynen böyle yapmıştınız dedi. O günlerde gerçekten bir gün FETÖ'nün gerçek yüzüyle konuşabileceğini, korkusuzca bunları ifade edebileceğimizi, karşılaştığımız tehdidi, ihaneti rahatlıkla söyleyebileceğimizi hayal etmek inanın güçtü. Bugün onun için ne kadar şükretsek azdır. Belgeselde ifade edildi. O gün ne oldu? Ben o gün daha sonra kamu güvenliği müsteşarlığından sonra, müsteşar yardımcılığı, müsteşar vekilliğinden sonra Yurt Dışı Türkler Başkanlığı görevine getirildim. O gün orada kurum başkanı olarak görev yapıyordum. Eve geldim. Akşam saatlerinde gereken Sayın Valime de ifade ettim. Olağanüstü bir şeyler var. Evin tepesinde, AK Parti'ye de yakın Çukurambar civarında uçaklar dolaşıyor. Yani olağan dışı bir şey olduğu çok net. Tanıdığımız, tanıştığımız arkadaşlarla bir şekilde istişare ettik. Olağan bir şey olmadığı, olağan dışı bir şey olduğu son derece net. WhatsApp gruplarında istişare ettik neler yapılabilir diye. Tabii belki 40 yaş altı bunu bilmez. 40 yaş altı Türkiye'nin işte ne bileyim 28 Şubat'ı yaşamamıştır, 12 Eylül'ü yaşamamıştır ama biz 12 Eylül'ü hatırlarız. 70, işte 60 sonlar, 70 doğumlar olarak. Dolayısıyla olağan dışı bir şey olduğu zaman hemen zihnimize askeri darbe gelir. Bu adeta kodlarımıza yerleştirilmiştir. Bunu çünkü yaşamışızdır. Belki 40 yaş güzel olanlar bunu bu kadar net hissetmeyebilirler. Ve tabii toplumsal hafızamızda rahmetli kimler var, kimler yok ki? Rahmetli Sultan Abdülhamit var. Ona karşı yapılmış darbe. Rahmetli Menderes var. Ki Menderes çoğulcu demokrasiye geçtikten sonra seçilmiş ilk başbakanımızdır. Keza geçen haftalarda kaybettiğimiz Mısır'ın seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı gibi. Rahmetli Özal'ı biliriz. Ona neler çekildiğini, neler yaşatıldığını çok net biliriz. 12 Eylül'ü biliriz. 28 Şubat'ı biliriz. Tabii ki rahmetli Erbakan hocamızı biliriz. Ona yaşatılanları, o günkü bir albayın adeta posta koyarcasına neler yaşattığını bizim nesil çok net bilir. Keza AK Parti döneminde de Ay Işığı darbeleri, 27 Nisanlar, birçok girişimler onları çok net olarak biliriz. Dolayısıyla zihin arka planımız bu tür acılarla çok dolu ama şöyle bir bu milletin büyüklüğü var, bir hassasiyeti var. Artık taşma noktasına gelmiş. Bu kadar güzel insanını kaptırdıktan sonra artık tekrar yeniden bu insanlara bir kurban daha vermemek için bir hassasiyet var. Neler yapılabilir diye düşünürken biz arkadaşlarımızla sokağa çıkılmalı diye değerlendirirken o esnada Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı geldi. Az önce izledik onu birlikte. Ben de evime yakın olduğu için AK Parti'nin önüne gittim. İlk başta kalabalık o kadar çok değildi ama çağrıdan tabii o sokağa çıkarken de böyle kolay kolay sokağa çıkmıyorsunuz. Çünkü dedim ya 40 yaş ve üzeri sokağa çıkmanın anlamını da bilir. Sokağa böyle demokratik ortamlarda olduğu gibi bir protestoya çıkmıyorsunuz. Sokağa nereye çıkıyorsunuz? Tankların karşısına çıkıyorsunuz. Nereye çıkıyorsunuz? Eli silahlı insanların karşısına çıkıyorsunuz. Nereye çıkıyorsunuz? Bilinmeze çıkıyorsunuz. O nedenle ben de abdestimi aldım. Eşimle, çocuklarımla vedalaştım. Ve adeta son çıkışmış gibi çıktım. İlk başta dediğim gibi sakindi ortam. Daha sonra gittikçe topluluk arttı. Ama bu arada tabii uçaklar tepemizde sürekli hareket ediyorlar. Kalabalık iyice arttı ve kalabalık ne yapacağını bilmiyor. On binlerce insan. Sağ olsun bir milletvekili küçük bir minibüs ayarlanmış. Onun üzerine kalabalığı yönlendirdi. Çünkü kalabalık o esnada çok yanlış yerlere de yönlendirilebilir. Çünkü burada herkes kimliğiyle, kişiliğiyle, geleneğiyle, birikimiyle ortada. Kim olduğunu az çok biliniyor ama FETÖ sürekli kimliğini, kişiliğini gizlediği için, sürekli farklı bir kişilikle gönderildiği için FETÖ-vari birisi kalabalığı çok yanlış yerlere de yönlendirebilirdi. Bir milletvekili kalabalığı doğru yere yönlendirdi ve uçaklar tepemizde uçmaya devam ediyorlar. O kadar alçaktan uçuyorlar, o kadar büyük ses bombaları bırakarak uçuyorlar ki inanılmaz bir, korkunç bir patlama sesleri. Ve önümüzde biraz ileride, Ankara'yı düşünürseniz AK Parti Genel Merkezi bir durumda, bir üçgenin bir ucu,
bir tarafı Kızılay, Genkurmay, bir tarafı da külli olarak düşünürseniz, bir üçgen gibi düşünün. Ama gecenin o saatinde uçaktan atılan az önce gördüğünüz o bombalar çok yakın görünüyor. Biz sanıyorduk ki o bombalar ön tarafımıza atılıyor. Daha sonra sera sesleri falan. O gün Allah-u Teala adeta bu milletin, değerli dostlar, gönlünden, ruhundan korkuyu aldı. On binlerce insan görüyor ki ileride bombalar atılıyor, mavi, beyaz. Ve uçaklar son derece alçaktan uçuyorlar. Ya bir tek Allah'ın kulu bir kenara kaçıp binanın içine girmeyi, bir binanın gölgesine sığınmayı düşünmez mi? Şöyle baktım, bir tek Allah'ın kulu kaçmıyor. Ben gerçekten oradaki insanlarla inanılmaz bir gurur duydum. Adeta dedim ki ya bu insanların herhalde en korkağı benim. Çünkü diğerleri bunu bile düşünmüyor. Yani ben bu insanlar nasıl bu kadar cesur diye düşünürken, o insanlar bunu bile düşünmeden orada işte yaşlı bir amcayı görüyorsunuz, elindeki çöteyle işte şey yapıyor, meydan okuyor. Bir teyzeniz burada gördüğünüz gibi kendin üslubunca meydan okuyor. O gün bu milletin bir ferdi olmaktan inanılmaz bir mutluluk duydum, inanılmaz bir gurur duydum, hala da duymaya devam ediyorum. FETÖ nedir? Biraz sorularla devam edelim. Esasen küresel bir istilah, küresel bir işgal hareketidir. 150'den fazla ülkede örgütlenmiş bir harekettir. Türkçe'de bunu çok karşılayacak bir deyim yok ama İngilizcesiyle ifade etmek gerekirse bir kült harekettir. Kült ne demek? Kült hareket ne demek? Bir inanışa, bir düşünceye kendisine adayan, o düşünce için doğru yanlış demeden her şeyi yapabilen, aklını, fikrini o düşünceye kaptırmış Batı'daki sapkın tarikatlar, sapkın inançlar için kullanılır. Bir zamanlar hatırlarsınız, 1978'de Amerika'da bir tarikat üyelerini intihara davet etmişti. 911 kişi ölmüştü ve daha sonra polisle çatışmışlardı. 97'de Japonya'da yine benzer bir oluşum, dünyanın sonu geldi düşüncesiyle metrolara sarin gazları atmaya başlamışlardı. Nihayetinde bu sapkın tarikatların, sapkın inançların üyeleri idam edildi, yakalandı. Fakat bizim bu sapkın inanışın lideri Amerika'da tutuluyor. Ama er ya da geç mutlaka cezasını bulacaktır. Amacı nedir? Sadece kendisinin bildiği, kendilerinin ikna edildiği, kendilerinin inandığı bir dünya yaratmak. Bunun ne olduğunu, niye hizmet ettiğini çok bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi bir grup içi mekanizmayla bir şeye inandırıldıkları için böyle bir dünya yaratmak peşindeler. Ama yansımalarını biliyoruz. İşte inanışlar, kendisine inananlar Mehdi olarak tanımlıyorlar. Diyorlar ki kainat imamı. Ben uluslararası görüşmelerde çok ifade ediyorum. Geçmişteki pozisyonum şimdi de değişik bir şekilde uluslararası ortamlarda bulunuyoruz. 2 hafta önce Çin'deydim, Çin hükümetinin davetiyle. Sonra dönüşte Sayın Eski Başkanımızın davetiyle Makedonya'daydık. Orada ifade ediyoruz. Yani siz sanıyorsunuz ki sizin ülkenizdeki işte Afrika'dan uzak doğudan görüştüğümüz insanlara sanıyorsunuz ki bu örgüt sizin ülkenize hizmet ediyor. Bakın örgütün lideri kendisini nasıl tanımlıyor? Kainat imamı. Bir ara Zaman Gazetesi'nde bir yazı okumuştum. Hızır Aleyhisselam'a benzeterek Tanrı'nın yeryüzündeki eli tanımlamasını kullanıyor o günkü bir fıkıhçıların. Şimdi böyle bir mekanizma içerisinde tabii İslami terminoloji de son derece sapkın bir şekilde kullanılıyor. Şöyle bir tarz var anladığımız kadarıyla. Bir şekilde kapalı bir mekanizmaya alındıktan sonra insanlar farklı bir şeye inandırılıyor. Batini, yani İslam'ın gerçeğinin farklı olduğu, görüntüsünün farklı olduğu bir mantıkla hareket ediliyor. Ve bu çerçevede size böyle söyleyen birisi doğrudan haşa Allah'tan rüyayla ilham aldığını, Hazreti Peygamber'le görüştüğünü ifade edince artık aradaki İslam'ın genel rükünleri, genel kaydeleri ortadan kalkıyor. Oysa kim ne söylerse söylesin, Kur'an diye bir kitap var. Ve her birimiz, Müslüman olanlar için elbette, yaptıklarını kim ne söylerse söylesin, bu kritere göre uydurmak durumunda. Peygamber diye bir peygamberimiz var ve onun yaptıkları var, hadisleri var, bir külliyat var, devasa bir külliyat var. Keza Müslüman alimlerin ifadeleri var. Bütün bunların ötesinde bir İslam tarihi, İslam medeniyeti var. Şimdi az çok FETÖ grubuyla geçmişte bir şekilde yazılarını değişik yerlerde görmüş insanlar olabilir. Siz bu cemaatin diyelim yazılarında İslam medeniyetinden bir insan bir çağrı görmezsiniz. Herhangi bir yaşanmışlığa, tarihi geleneğe referans görmezsiniz. Doğrudan zatın kendisine referans görürsünüz.
Öyle yapınca da işte bütün tarihi, bütün bir yaşanmışlığı, bütün bir Kur'an referansını, hadis referansını, peygamber referansını ortadan kaldırarak sadece kendisine tabi bir Frankenstein'lara dönüştürüyor insanlığı. Kendisine tabi bir mankurtlara dönüştürüyor. FETÖ niye Türkiye'den çıkarılmış bir küresel terör örgütüdür? Bu da çok anlamlı bir soru. Niye herhangi bir Batı ülkesinden, niye herhangi bir İslam ülkesinden, Orta Doğu ülkesinden değil de Türkiye'den çıkarılmış bir terör örgütüdür? Bu son derece anlamlı. Bunun cevabı da Türkiye'dir. Çünkü Türkiye sıradan bir ülke değildir. Türkiye tarihiyle, misyonuyla, birikimiyle oyun kurucu bir ülkedir. Türkiye gibi bu şekilde tarihi derinliği olan, sonuç değiştirebilecek ülkeler yalnız bırakılmazlar. Nereden biliyoruz? Almanya'dan biliyoruz. Bir örnek olarak. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda bir küresel kalkışma yaptı, yenildi. İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar denedi, yine yenildi. Galipler, muktedirler Almanya'ya anayasasını dayattılar. Dediler ki senin anayasan budur, bu şekilde yöneteceksin, asker kapasiten budur, polis kapasiten de budur. Bugün Almanya o anayasayı yönetilir. Ben 1961 anayasamızın da çok benzer bir şekilde hazırlandığını düşünüyorum. Bunu da yazdım referandum öncesi, başkanlık referandum öncesi kitapta ifade ettim. Çünkü Türkiye kendi halinde bırakıldığında, ya da şöyle söyleyeyim, Türkiye kendi halinde bırakılamayacak bir ülkedir. Kendi haline bırakıldığı zaman küresel düzeni sorgulayan daha adil, daha insanlığın menfaatine, daha barışçı, daha huzurlu bir küresel düzen arayışını ifade eder. Yani biz içten motorluyuz bu anlamda. İfade ederiz Sayın Cumhurbaşkanı da çok net ifade ediyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Yani bu bizim tarihimizin bize yüklediği bir misyon, tarihi birikimimiz. Böyle bir tarihi birikime dünyada çok az millet sahip olduğu için böyle milletler tek başlarına bırakılmaz, sürekli vesayet altında tutulurlar. İşte Soğuk Savaş vesayet döneminde yaşadığımız 60 darbeleri, 71 Mart'ta 80 darbesi, 28 Şubat vesaire Türkiye'yi zapturap altına tutma çabalarıydı değerli arkadaşlar. 28 Şubat'ta Türkiye'nin Soğuk Savaş mantığıyla, yani halkın değerlerine tepeden bakan, o Soğuk Savaş döneminin anlayışıyla daha seküler görünen, halkıyla çatışan bir vesayetle Türkiye'nin kontrol edilemeyeceği çok net bir şekilde görüldü. O zaman daha önceden hazırlanan yeni bir vesayet sürümü ortaya konuldu. Çünkü küresel aktörler tarafından önemli olan vesayetin kendisidir, vesayetin neye dayandığı değil. Vesayet ulusalcı olabilir, vesayet seküler olabilir, vesayet dini bir görüntü içinde de olabilir. Dolayısıyla onlar için önemli olan vesayeti sürdürmektir, bu ülkeyi zapturap altına almaktır. İşte niye Türkiye'den çıkartılmış bir terör örgütüdür? Türkiye'nin sahip olduğu birikim nedeniyle. Bir ara bir Alman antropolog İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir dükkanın önünde hepimizin çok iyi bildiği bir Fatih'in at üzerinde İstanbul'a giriş resmini görüyor. Dükkan sahibine soruyor, diyor ki sen antropolog musun? Değilim. Sen bir bilim insanı mısın? Değilim. Sen efendim tarihe çok meraklı bir isimsin. Yok kardeşim ben sıradan bir esnafım diyor. Peki niye bu posteri buraya koyuyorsun? Onun üzerine cevabı Alman antropolog kendisi söylüyor. Diyor ki genlerinde bu duygu, bu ruh olduğu sürece bu millet dizginlenemez. Sıradan, bizim için sıradan bir şey bu. Belki hepimizin evinde çok benzer olan bir durumdur ama onun ifade ettiği anlamı bizim dışımızdakiler çok net görürler. O nedenle Türkiye her zaman zapturap alınma çabası içinde olunacak bir ülkedir. Bu hak-batıl mücadelesi gibi, iyi kötü mücadelesi gibi. Daha sonra değinebilirim. FETÖ bitti mi? FETÖ bitebilir ama FETÖ'den bitmez. Dün Soğuk Savaş vesayetiyle Türkiye zapturap altına alınmaya çalışıyordu. Bugün FETÖ üzerinden o vesayet sürdürülmeye çalışıldı. Yarın bu milletin bu iddiası, bu vizyonu, bu birikimi olduğu sürece bu tür durumlarla mutlaka karşı karşıya kalacağız. Bu da çok kötü bir şey değil. Yani çok kötü bir şey değil derken elbette terör örgütü çok kötü bir şeydir ama esas nedeni bu milletin birikimidir. Bu milletin vizyonudur ve bu milletin insanlığa verebileceği katkıdır. Bunun hani biz nihayetinde inanan insanlarız. İyi kötü, doğru yanlış, hak batıl mücadelesinin hep olacağını düşünürsek bunun böyle olacağını öngörebiliriz. Özetle FETÖ Soğuk Savaş sonrası Türkiye için üretilen yeni bir vesayettir. Cemaat midir, sivil toplum oluşumudur? Geçen hafta üst düzey yargı mensuplarıyla bir sorun vardı. Üst düzey yargı üyelerinin de katıldığı. Orada da o sunumda ifade edildi. Türkiye'de bence önemli sıkıntılardan birisi bu. Bir terör örgütünün yaptıklarından hareketle diğer masum sivil toplum örgütleri de teşmil ediliyor. Bundan şiddetle uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz en fazla FETÖ'ye yarar. Geçmişte de yaradı.
o 28 Şubat'ta biliyorsunuz diğer sivil toplum örgütleri, vakıflar, cemaatler bastırıldı. Alan sadece bu örgüte kaldı. Çünkü bu örgüt zaten kendi kimliğiyle, kişiliğiyle bulunmuyor ki. Solcuyla solcu, laikle laik, dindarla dindar, milliyetçiyle milliyetçi görünen bir mekanizma. Ama diğer sivil toplum örgütleri öyle değil. Kendi kimlikleri de kişilikleri ortadalar. Dolayısıyla diğer sivil toplum örgütleri, vakıflar, cemaatler silindiğinde alan çok daha fazla bunlara kalmış olacak. Niye cemaat değil? Yani Sayın Öktürümüz ifade etti. Türkiye'de bugüne kadar çok fazla darbelerle karşılaştık. Ama o darbelerin bile bir namusu vardı arkadaşlar. Hiçbir darbede darbeci generaller, çok daha eleştirebiliriz, bu eleştirilere de haklı olabiliriz ama hiçbirisi milletine uçak kullanmadı. Milletine karşı tank kullanmadı. Milletini bombalamadı. Milletini bombalayan bir cemaat olur mu? Devletinin en gizli istihbarat servislerine, en gizli mekanizmalarına, en gizli örgütlere ele geçirmeyi amaçlayan bir cemaat olur mu? Yaptıklarına bakıldığında pek çok ordu bile bunların yaptığı kadar ihanet içerisinde böyle şeyler yapmadı. O açıdan FETÖ'yü bir cemaat olarak değerlendirip diğer cemaatleri şahı altında bırakmak milletimizin geleceği aslında da son derece risklidir. Kaldı ki biz demokratik bir ülkeyiz. Bizim demokrasi geçiş tarihimiz 1876'dır. İlk seçimimizi 1876'da yaptık. Bu parlamenter demokrasiye geçiş tarihimiz. Berakademler, ben TRT için haftalık yazılar yazıyorum sağ olsun. Onlar da 35 dile çeviriyorlar Çinceden, Japonca, İngilizce, Arapça'ya. Orada da ifade ettim. Ama yerel demokrasi geçiş tarihimiz 1840'tır. Çok köklü bir demokrasi geleneğimiz var. Demokratik ülkelerde ve bizim gibi medeniyet havzası güçlü ülkelerde sivil toplum örgütleri her zaman vardır. Olmalıdır, olacaktır. Seküler sivil toplum örgütleri olabilir, dini sivil toplum örgütleri olabilir, sportif sivil toplum örgütleri olabilir. Bunlar toplumun kaçınılmaz unsurlardır. Kaldı ki bizim medeniyetimiz açısından biz vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. Lütfen bu ikisini birbirinden ayıralım. Sadece Türkiye için mi tehdittir? Öyle değil, kainat imamı diyor kendisine. Dolayısıyla bütün dünya için esasen tehdit. FETÖ tehdidi bitti mi? Biraz önce ifade ettim, Türkiye'nin sahip olduğu birikim açısından Allah'ın lütfu, biz şöyle söyleyelim, dünyada çok az millet vardır ki varlığın ötekisine borçlu değildir. Şöyle kendinizi yoklayın bir an için. Yani bir millet olarak varlığımızı, var olduğumuzu ifade etmek için nefret duyduğumuz bir başka millet var mı? Yoktur. Ama bir Yunan olmanın ötekisidir Türk olmak. Ya da bir Ermeni olmanın, ya da bir başka millet olmanın ötekisi gibi bir başka ırka nefret duymak. Ama bizim genetiğimizde, tarihimizde böyle bir duygu en okumuşluğumuzda da yoktur, en ne derler, okumamışlığımızda da yoktur. O yüzden Türkiye'de ırkçı parti yoktur. Size en ırkçı parti gelen bile Batılıların ırkçı partiyle kıyaslandığı inanılmaz hoşgörülüdür. Avrupa'daki işte faşist parti, nazist parti ki bu ırkçı partiler, bu faşizm, nazizm bir Avrupa ideolojisidir. Bunlar çoğu kez söylenmez. Siyaset bilimi kitabında ifade ediyorum. Genellikle Orta Doğu'daki rejimler ifade edilirken İslami rejimler olarak tanımlanır. Ki Orta Doğu'daki rejimler kendilerini öyle ifade etseler de İslami rejim olarak bankaya tanımlanamazlar ama İslami rejimler olarak tanımlanır. Ama faşizmin kaynağı neresidir? İtalya'dır, Almanya'dır. Peki bu faşist ideolojiler hiçbir siyaset bilimi kitabında Avrupa ideolojisi olarak tanımlanır mı? Oysa insanlığa batının armağanıdır. Bu konu başka bir konu. Kavramsallaştırmalar önemli. Ama FETÖ tekrar konuya dönersek, FETÖ tehditleri Türkiye için, Türkiye'nin birikim nedeniyle bitmez. Fakat şu anki FETÖ açısından bakılırsa, Türkiye'de inanılmaz bir mesafe kat edildi. Türkiye'de çok büyük mesafe kat edildi. Türkiye için ben büyük bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Efendim eksikler vardır, yanlışlar vardır, gizleyenler vardır. Esasen hala FETÖ, Türkiye dışındaki ülkeler için tehdit. Ve bu ısrarla biz bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bir ara bir Afrika ülkesine gitmiştim. Oradaki Milli Eğitim Bakanı'yla bu 15 Temmuz'dan önce görüşüyorum. Ben ifade ediyorum yaptıklarını. Türkiye'deki 2010'lardaki, 11'lerdeki gibi söylüyor Sayın Bakan. Bunlar iyi çocuklar diyor. İşte okullar açıyorlar, sivil toplum örgütlerini örgütleniyorlar falan. Ben baktım ki ikna etmek zor. Sadece o zaman şunu söyledim. Dedim ki, sadece size şunu söyleyeyim. Okulları bitirdikten sonra lütfen bakın bu çocuklar nereye gidiyorlar? Ülkenizde hangi mekanizmalara, hangi devlet mekanizmalarına gidiyorlar? Nerede örgütleniyorlar? O açıdan dünya için çok önemli bir tehdit.
Türkiye için tehdit boyutu ortadan kalkmış değil. Tehdit boyutu şöyle, örgütlü tehdit boyutu bence ortadan kalktı ama bireysel tehdit boyutu inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Dedik ya bunlar mankurtlaştırılmış gibi, aldıkları her emiri olduğu gibi yerine getirebilecek tipler. Bunu bu notları alırken henüz Rusya Büyükelçisi sağdı. Bu notları da çok doğruluyor. İşte gitti birisi, bir mankurt Rusya Büyükelçisini öldürdü. Dolayısıyla bu tür bireysel saldırılar her zaman ciddi bir tehdit. Ben ağır ağır toparlayayım. Geleceğe yönelik öneriler, dersler bağlamında sadece tarihe not düşmektense FETÖ'den çıkaracak dersler, öneriler nelerdir? Birkaç başlıkla bunları ifade ederek sözlerimi tamamlamış olayım. Birinci söyleyeceğim şey, milletimizin yazdığı destandır. Bunu içinde yaşadığımız için çok bilmiyoruz ama işte birkaç yıl önce Tiananmen Meydanı'nda bir Çinli delikanlı, kahraman tankların önüne durarak Çin tanklarını durdurmuştu. Ve Çin tankları da durmuştu. Çünkü mankurt değildi o tankı süren. Ama bizim mankurtların sürdüğü tanklar durmadı. Bir delikanlı bütün dünyaya tanıtıldı. İnanın o gün Türkiye'de sokakta olan herkes en az o Tiananmen meydanındaki kahraman kadar kahramandır. O gün milyonlarca insan, o gün ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün, ertesi hafta milyonlarca insan sokaktaydı. Batı'da, Amerika'da böyle bir olağanüstü durum olduğu zaman çok sayıda soygun olur. Çok sayıda, Abdullah Ayet Hocam da bilir, uzun yıllardır görüşmüyoruz. Çok sayıda yağma olur. Peki biz Türkiye'de milyonlarca insan sokaktayken bir tek hırsızlık duydunuz mu? Bir tek karıncanın incitildiğini duydunuz mu? Dünyaya bir darbe nasıl önlenir? Sadece bunu öğretmedik. Dünya görmese de, bu kahramanlığı yazmasa da, tersinde yazsa da lütfen her günümüz bu gururu büyük bir gururla paylaşalım. Dünyaya sadece bir darbe nasıl önlenir onu göstermedik. En barışçıl, en demokratik, en huzurlu bir şekilde bunu gösterdik. Bu gurur hepimize fazlası yeter. İkinci, evet biz bir FETÖ belasını, FETÖ terör örgütünü biliyoruz artık. Ama bunun için çok ağır bedeller ödedik. Herhalde üst düzey bürokraside, siyasete yakın olanlar ya da bir şekilde potansiyeli olan iş adamları, sivil toplum örgütleri bunu bir şekilde görmüşlerdi. Çok ağır bedeller ödedik. 250'den fazla şehidimiz var. Binlerce gazimiz var. Ama bizim medeniyetimiz bize aynı zamanda şunu da söyler. Bu kadar ağır bedel ödemişsek başka milletlerin bedel ödememesi için bu tecrübeyi çok fazlasıyla dünya ile paylaşmamız gerekiyor. Bulunduğumuz her ortamda, Türkiye dışındaki her durumda, akademik çevrelerde, yurt dışı sempozyumlarda, durumlarda mutlaka bu bilgiyi paylaşalım ki dünya daha az gözleşeceksin, daha az mağdur olsun. Üçünü söyleyeceğim biraz aşıldı. Eskiden şöyle denilirdi, ya bu hiç FETÖ'cü gibi görünmüyor, nasıl olabilir? Hani diye ifade edilir. Bu aslında bizim iyi niyetimizden. Hala insanların oldukları gibi görünmesi gerektiğine olan inancımızdan kaynaklanıyor. Hazreti Mevlana bu coğrafyanın çok iyi bildiği bir isim, çok güzel söylüyor. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Evet biz buna inanıyoruz ama FETÖ örneğinde durum tam tersidir arkadaşlar. Olduğun gibi asla görünme, göründüğün gibi asla olma. O nedenle siz hiç biliyor musunuz ben FETÖ'cüyüm diyen biri, böyle birisi hiç yoksa FETÖ'cü gibi görünmek diye bir mesele de olamaz. Çünkü onlar buna eğitilmiş. Esas amaçları insanları nasıl kandırırız, nasıl farklı görünerek, nasıl farklı mekanizmalarla, renklere bürünerek kandırabiliriz? Buna dair naçizane benim de kişisel çok anılarım var ama çok uzatmayalım. Bir başka söyleyeceğim FETÖ ahlakıyla ahlaklanmamak. FETÖ maalesef çok kötü bir ahlak bıraktı. Çok kötü bir hukuk sistemi, çok kötü bir hukuk algısı. Hukuku araçsallaştırdı. Her şeyi araçsallaştırdı amacına ulaşmak için. Dolayısıyla FETÖ'nün yaptıkları hiçbir şekilde diğer toplum kesimleri için bir yol olmamalı. Onun şiddetle lanetlemeliyiz. Bir başka şey, FETÖ'den çıkarılan dersler bağlamında ifade edilir. Katı bir laiklik savunusuna tekrar dönmek gerekir denilir. Eğer Türkiye efendim çok iyi bir laik ya da tekrar eski laikliğe dönmek gerektiği ifade edilir. Oysa belki Türkiye'deki daha önce katı laiklik uygulaması zaten FETÖ'nün sisteme yerleşmesinin çok önemli nedenlerinden biri. Eğer Türkiye çok demokratik bir ülke olsaydı, çoğulcu bir ülke olsaydı, rekabetçi bir ülke olsaydı bu tür kendilerini gizleme mekanizmalarına daha az insanlar ihtiyaç duyar, daha az itibar ederdi. O nedenle FETÖ'den asla tekrar katı bir laiklik savunusu çıkmaz, çıkmamalı. Ne çıkmalı? Belki buradan alması gereken ders olarak belki bir daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik,
daha fazla çoğulculuk ihtiyacı çıkmalı. Eğer daha özgür bir ülke olursak, insanlar kendilerini daha rahat ifade ederlerse, daha çoğulcu bir ülke olursak, bu tür yeraltı mekanizmalara daha az itibar edilir, daha az ilgi görür. Bir başka çok söylenen bir şey, FETÖ'yle mücadelede çok hata oluyor. Bu sürekli görürsünüz. Şimdi bu hani uygun kavramları bulmaya çalışarak söylüyorum. Şöyle bir şey duydunuz mu? PKK ile mücadelede çok hata oluyor. Ya da DAEŞ ile mücadelede çok hata oluyor. DHKPC ile mücadelede çok hata oluyor. Bunu pek duymazsınız. Niye? Çünkü PKK'lı o terör ideolojisini olduğu gibi söylüyor. Diyor ki ben Türkiye için ideolojim budur. Bunun için katliam yapıyorum, bunun için terör yapıyorum. DHKPC aynısını yapıyor. DAEŞ aynısını yapıyor. Dolayısıyla ne olduklarını zaten söylüyorlar. Peki ne olduğunu asla söylemeyen de bütün mücadelesi karşıdaki insanı kaldırmak, kandırmak üzerine olan bir sistemi nasıl çözeceksiniz? Maalesef çok evet bu konuda hataları meşrulaştırmak için söylüyor değilim ama bunu polisin, istihbarat örgütlerinin yerine kendinizi koyun. PKK'lı ortada, DAEŞ'li ortada, DAEŞ'li ortada ve kendi ideolojisiyle, giyimiyle, kuşamıyla yaptığının arkasında ama sürekli yaptığını reddeden her gün hani bin bir surat gibi bin bir renge giren bir mekanizmayla nasıl mücadele edecek? Bu dolayısıyla dünyanın da güvenlik bilimlerinin de çok aşina olduğu bir durum değil. Bütün bunlara rağmen hata oluyorsa bu hatanın da nedeni FETÖ'dür arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Oldukları gibi çıksalar ve ideolojilerini diğer örgütler gibi söyleseler. Hata olur mu? Olmaz zaten. Kimin kim olduğu belli. Ama esas tarzı kandırmak üzerine olursa elbette bunun da sorumlusunun FETÖ olduğunu mutlaka ısrarla söylemek gerekiyor. Diğer cemaat ve sivil toplum örgütleri vakıfları FETÖ'den ayırmak, bunun gereğini söyledim. Eğer FETÖ gerekçe göstererek diğerlerine de sivil alan, özgürlük alanı daraltılırsa, ki 28 Şubat'ta bunu yaşadık, bu FETÖ'nün amaçladığı bir durum olur. Bir başka şey, bu bir acil ihtiyaç. İnsanlar öyle ya da böyle bir amaçla ya da bilmeyerek FETÖ'yle bir şekilde ilişkiye girmiş olabilirler, okullarını okumuş olabilirler, çocuklarını göndermiş olabilirler. Daha ileriye yani daha masumdan daha terör örgütüne doğru bir skala gibi düşünürsek girmiş olabilirler. Öyle ya da böyle bu insanların bu mekanizmadan kurtarılması gerekiyor. Bu mekanizmayla ilişkilerinin sonlandırılması, bu insanların rehabilite edilmesi gerekiyor. Elbette terör işleyenler, suç işleyenler cezalandırılmalı. Ama bunun ötesinde daha ne diyelim, sadece sempati düzeyinde olanlar, herhangi bir suç işlememiş olanlar bu örgütün dışına çıkarılarak rehabilite edilmeli. Bir antivirüs üretilmeli. Burada ben bütün akademisyenlere, din adamlarına bir eleştiri ya da bir çağrıyı da ifade edeyim. Maalesef bu antivirüsü bulabilmiş değiliz. Yani bu terör şırıngasıyla, bu ne diyelim, mantıklaşma mekanizmalarıyla bir şekilde ilişkiye geçip insanlar oradan nasıl kurtarılır? Ne oldu da sıradan bir insandan mahkumda dönüştürüldü ve o düzeyden tekrar geriye nasıl topluma kazandırabiliriz? Bunun antivirüsü acil bir şekilde ihtiyaç. Bu konuda belki adamlarımız, psikologlarımız, sosyologlarımız, siyasal sosyologlarımız, toplumsal psikologlarımız çok yönlü olarak çalışmalı ve bunu bu antivirüsü üreterek rehabilite çalışmalarını güçlendirmeliyiz. Bitiriyorum. Şöyle bir soru sorayım. Bir an için düşünelim. FETÖ Allah korusun başarılı olsaydı. Bunu sadece Türkiye için düşünmeyin. Bölge için düşünün. Dünya için düşünün. Başarılı olan şey sadece bir örgüt değil olmayacaktı arkadaşlar. Bir yöntem olacaktı. Neydi o yöntem? Asla olduğu gibi görünmeyen, asla göründüğü gibi olmayan, her durumda karşı tarafı kandırma üzerine kurulan, sürekli kendisini gizleyerek diğer insanların insafından, insanlığından, diğer insanların masumiyetinden yararlanan bir yöntem. Peki böyle bir yöntem gerçekten başarılı olsaydı, yani masumiyetin ortadan kaldırıldığı, insanlığın ortadan kaldırıldığı, iyiliğin ortadan kaldırıldığı ve sürekli kandırma üzerine bir yöntemin başarılı olduğu bir dünyada terör örgütünün kuracağı sistem, terör örgütünün kendisinden çok daha ağır olurdu. Yani size birisi selam veriyor, acaba düşünün bir an için bu yöntemin başarılı olduğunu, birisi yanınıza geliyor. Ne kötü bir miras değil mi? O açıdan Türkiye'nin liderliği, Türkiye'nin çabası, insanlık görmese de vicdan sahibi bütün insanlar er ya da geç bunu teslim etmek durumunda olacaklardır. İnsanlık için inanılmaz değerli.
Bu nedenle teşekkürle bitirelim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği olmak üzere milletimizin kahramanca direnişi Türkiye'yi, dünyayı bu bir işgal hareketinden kurtarmıştır. Bu sadece bir terör örgütünün kurumlar işgali değil, bir zihin işgal hareketinden insanlığı kurtarmıştır. Bu anlamda dünya Cumhurbaşkanımıza, milletimize, kahramanlarımıza, şehitlerimize çok şey borçludur. Şehitlerimizin şükranla, minnetle, rahmetle analım. Gazilerimizle şükranlarımızı tekrar ifade edelim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İslam İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Duran Ali Yıldırım'ı dua için sahneye davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle kulluğuna ve huzuruna kabul ettin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. İstikrar ve istikbalimizi tehdit eden dahili ve harici düşmanlara karşı bizleri mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Vatan için, millet için, din için, mukaddesat için, istikrar ve istikbalimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Gelen acı haberlere, yürekleri darlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemilleri ihsan eyle ya Rabbi. Yüce kitabında şehitlere ölüler demeyin buyuruyorsun Allah'ım. Şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlik makamı peygamberlikten sonra gelen en yüce makamdır buyuruyor. Şehitlerimizi o yüce makama eriştir. Öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından olmaktan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Sen milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet dirilişi ve direnişi olarak muzaffer ve mansur eyle ya Rabbi. Amin ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümevdana ve erhamna ve erham cemi'i ameltana ve stecib duana ve hürmetil Fatiha. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.